Öncelikle merhaba arkadaşlar, ben yeni nesil gaming'den Torrent Mac'ın açtığım şikayet için yeterli güzel bir şikayetime ek olarak bu videoyu çekmek istiyorum. İstedim, daha doğrusu yılbaşı gecesi bunu yapmak biraz sıkıntı diyelim. Daha doğrusu saçma. Her neyse, konumuza dönelim. Şimdi ben bir oyuncu bana şikayet açmış. Non-rap iletişim, sebepsiz agresiflik vesaire, MG falan filan. Şimdi ben burada savunmamı yaptım. Oyuncunun savunması bekleniyor dedi. İşte savunmamı yaptım. Ve Alp Admin geldi. Belirtilen kanıtların hiçbirisinde ID komutu şikayet edilen kişi için kullanılmamış, reddedildi. Bakın, bariz bir kuraldır bu. Şimdi hemen oyuncu kurallarına bir bak göz atalım. Oyuncu şikayet kuralları. Daha şurada zaten şeyi vardı. Açtığınız bütün şikayetlerde oyuncunun ismini ID komutu ile bize göstermek zorundasınız. Gösterilmeyen şikayetler incelenmeksizin reddedilecektir. Bak, altını çizerek, yani resmen taviz verilmeden reddedilecektir yazmış. Yani bunun Türkçesi budur, anlamı budur diye söyleyeyim. O şikayet kurallarında kişi kendini kabul etmiş vesaire diye bir kural da yazılmıyor. İncelenmeksizin reddedilecektir yazıyor. Alp Admin yine de incelenmiş. Ben bu konudan, yani bu konuyu dikkat etmediği için böyle bir şey yaptığını sanıyorum. Fakat Ferman Admin böyle değil. Ferman Admin kişisel olarak bana duyduğu gıcıklık, yani oyunda yaptığım şeyler ya da kendisiyle aramdaki ilişkiden dolayı bana böyle bir ithamda bulunuyor ve şikayeti tekrardan değerlendirmeye alıyor. Yani bu adam için ID'ye gerek yok. Bu adam zaten kendini kabul etmiş diyor. Şimdi sorarım Sayın Ferman Admin'imize. Yine ben, pardon, bu değildi. Evet, yine ben, yine benim aklımda açılan bir şikayet. Forumda bir fatal error. Tekrar deneyelim. Şimdi yine benim aklımda bir şikayet. Fear RP'den net olarak ceza alacağım bir şikayetlerden birisi diyelim. Tamam mı? TZK Onyx bana ait. Zaten burada ben kendi adıma savunma yapmışım. İki kişi silah doğrultuyor, bir adamım da yanında duruyor. Yani resmen benim adıma savunma yapıyorum ama şikayetin sonucuna gelelim. Slash ID olmadığı için reddedildi. Bu kadar basit. Şimdi peki soruyorum Ferman Admin'imize tekrardan. Şimdi Ferman Admin, iki olay arasında yaklaşık 3 gün var. 3 günde ne değişti Ferman abi? Ferman Bey, Ferman abi. Ha, size soruyorum, 3 günde ne değişti? 3 günde sizi benimle aramda ne değiştirdi, onu soruyorum size. Yine ben ve bunu söylemiştik. Olaydan sonra kabul edilen bir şikayet. Yılbaşı gecesi sanırım forumda fazla yoğunluk var. Heh, zaten buradaymış. Gördüğünüz gibi burada olaydan sonra almamışsın ve çoğu zaman da SS yok. Bu değildi. Bu normal ID olmadığı için açılan şikayetlerden birisi. Şu anda burada sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yaklaşık 35 tane link var ve hepsi 1 aylık ortalama. 1 ayda hepsi slash ID olmadığı için incelenmeksizin reddediliyor ve benim şikayetime gelince yine reddediliyor. Fakat Ferman Admin A6 olarak beni görünce olaya müdahale ediyor. Tahmin ediyorum ki Alten Hox adlı TS destek arkadaşımız, şikayet açan kişi yani, Ferman Admin'e böyle bir PM attı. Benim böyle bir şikayetim var dedi, reddedildi dedi. Ama adam kendini kabul etmiş dedi. Ferman Admin de linke girdi ve bu şeyi yazdı ve benim cezam onaylandı. Oysa şikayet incelenmeksizin reddedilecek diye bir kural var. Bu kuralı koyanlar yeni nesil gaming yönetimi. Fakat bu kurala uymayan da yine yeni nesil gaming yönetimi diyorum ve beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Söz konusu zaten kin, nefret, yani benden Ferman, benden yani beni server'dan uzak tutmak için böyle bir şey yaptığını sanıyorum. Hepinize iyi geceler, mutlu yıllar.